Teşekkür ederim, sağ olun. O an neler yaşandı bir anlatır mısınız? Ben sık sık iş sebebiyle İstanbul-İzmir arası uçuyorum. Yani en başından sonuna kadar bir anormallik vardı zaten uçuşta. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak yere çok sert bir şekilde teker koydu ve çok hızlıydı, yani normale göre çok hızlıydı diğer seferlere göre. Tekerler yere koyduktan sonra işte İstanbul'a hoş geldiniz anonsları yapıldı. Telefonlarınızı açabilirsiniz anonsları yapıldı. Hiçbir şey, her şey normalmiş gibi. Sonra bir anda uçak bir sağa sola yalpaladı. Birkaç kere böyle bir top gibi sektik. Sonra sola doğru bir böyle aşağı iniş hissini yaşadık. Meğerse o çukura düşmüşüz. 30-40 metrelik çukura düşmüşüz. Ben 9B'de oturuyordum. Önümdeki koltuklar tamamen ters dönmüştü. İçerisi feryat figan, yardım isteyenler. Ben de o ilk şoku atlattıktan sonra yanımdaki yarıktan aşağı doğru indim. Ama nasıl indim hatırlamıyorum yani. Kolumun kırık olduğunu fark ettim sonra. Sonra ilk itfaiye geldi. Geldi dedim, itfaiye yukarıda bir yere geldi, yola geldi. Uçak patlayabilir, uzaklaşın anonsları yapıldı. Ben de fark ettiğimde yani çok yüksek debide benzin sızıntısı vardı uçakta. Tekrar o can havliyle kırık kolumla 30-40 metrelik rampayı çıktım yukarıya doğru. Daha henüz ambulanslar gelmemişti. 3-5 dakika sonra geldi ambulanslar. İşte ilk ambulansla, yani uçaktan ilk çıkanlardan biri benim. İlk ambulansla bu Kurtköy'deki hastaneye geldik. Ne diyor efendim, nerenizde şikayet var şu anda? Sol kolum kırık, elmacık kemiğim kırık. Belimde biraz ağrı var. İşte yüzümdeki çizikleri saymıyorum artık. Benden daha kötü durumda olan da var. Uçakta böyle bir panik yaşandı. Böyle bir... Tabii bağırtı, yardım isteyenler. Kolum kırıldı diye bağıran, ayağım kırıldı diye bağıran, yardım eden, edin diyen. Çok mahşer yeri gibiydi içerisi. Gerçekten çok kötüydü. Hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Olay çok kısa bir zamanda gerçekleşti zaten. Uçak pist hızlı bir şekilde indi. İndikten sonra duramadı. Hızlı bir şekilde işte aşağı doğru düştük sanıyorum. Sıkıştık düştükten sonra uçağın içerisinde. Üst taraftaki bagajlık kısımları söküldü ve üstümüze benim kafama geldi ve insanları sıkıştırdı orada. Çıkamadık kendi imkanlarımızla açıkçası. Kısa bir sürede kurtarma ekipleri geldi 5-6 dakika içerisinde. Ondan sonra arka tarafları açtılar. Bagaj kısımlarının altından sürünerek kendi imkanımla çıktım ben. Yanımdaki bayanlar vardı. Onlar ne yaptılar bilmiyorum. Tabii ki bir panik hali oldu uçakta. Uçağın hangi bölümdeydiniz siz? Ben orta bölümündeydim. Kanada yakın sağ taraf bölümündeydim. Orta taraftaydım ben. O an herhangi bir anons ya da buna benzer bir şey yapıldı mı? Yok, hayır, hiçbir şey yapılmadı. Her şey normalmiş gibi. Hatta uçak piste inince cep telefonunuzu şu andan itibaren kullanabilirsiniz dahi anonsu yapıldı ama işte hani acil bir durum var, önleminizi alın tarzı bir anons kesinlikle yapılmadı. Tabii panik havası oldu herhalde uçak. Tabii uçak bu olay gerçekleşince panik, herkes bağırış çağırış oldu haliyle. İnsanlar bağırdı çağırdı. Birisi arka tarafta yangın çıktı diye bağırınca insanlar daha da fazla panik oldular, daha fazla bağırmaya başladılar. Böyle.
Evet, ambulans aldı. Direkt en yakın bu hastaneye. Evet, oradaki ambulanstaki arkadaşlar hepsi çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Hızlı bir şekilde hastaneye getirdiler bizi. Tedavimizi yaptılar. Çok geçmiş olsun Çok efendim. teşekkürler. Çok sağ olun. Şu anda benim kafamda bagaj kısmı kafama düştüğü için orada derin bir yarık oluştu. Onu diktiler. Kaburgamda bir ağrım var. Sağ kolumda bir ağrım var. İşte ortopediyi bekliyoruz. Onlar gelip tedavimi yapacaklar. Onun dışında herhangi bir Onun hayatınızda dışında şu anda bir şeyimiz görünmüyor. çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.